Geçelim Sivas Spor maçına. Galatasaray Sivas Spor maçı. Skor ne olur? Yorumun nedir Sinan abicim? Evet. Erten Bakay sallamış sana. Bak, çok selamlar, saygılar. Göster bakayım abime. Fahrettin abi bir rahatsızlığı var. El sallamış sana. Allah şifa versin. Eyvallah, Fahrettin abimizin ellerinden öpüyoruz. Hürmet ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim, çok özel bir isim benim için. En az Sinan abi kadar seviyorum. En az, onu da söyleyelim. Abicim, iyi yayınlar. Biz de şimdi seyrediyoruz demiş Selim bizim. Ben Çeşme'den. Eyvallah Selim, İzmir'den. Evet Sinan abi, oranlar burada. 1.5 Galatasaray'a veriyor. 1.50, 3.50, beraberlik 4 Sivas Spor'a. Şimdi Hakan Keleşti çok hoşuma gidiyor, bayılıyorum yani. Hakan Keleşti çok eski tanıdığım için çok da severim. Bağlayabilirsek bağlayalım ya çok Hakan Hoca'yı. Çok da severim Hakan'ı. Çok da sevdiğim. Her şeyden önce Mecnun Başkan'ı tebrik ediyorum. Sezgin abi bağlayalım. Cesaretinden dolayı. Mecnun Başkan'ı tebrik ediyorum. Cesaretinden dolayı genç antrenörlere, bak genç antrenörlere, yeni antrenörlere şans veren başkanlara sonsuz saygım var. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Dolayısıyla şurada yani 4 maç mı 5 maçta herhalde bir beraberlik var. Mağlubiyet yok galiba, değil mi? Evet evet. 5'te 4, 4-1. Hakan Keleşi. 4 galibiyet, 1 beraberlik. Ya, acayip hoşuma gidiyor. Yani bu bizim kardeşlerimizin böyle başarılı olmaları çok hoşuma gidiyor. Ben sana söyleyeyim Ertem. 3 ihtimalli maçtır bu maç. Yani Sivas yenerse sürpriz olmaz. Yenebilir de Sivas. Sürpriz olmaz. Galatasaray zaten yenmesi sürpriz değildir. Ama muhtemelen Galatasaray için çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Çok zor bir akşam. Galatasaray adına çok zor maç olacak. Ben dediğim gibi. Beşiktaş'ı İstanbul'da yendiler. Başakşehir'i İstanbul'da yendiler. Aynen öyle. Yani Galatasaray'ı yenmesi sürpriz olmaz. Sürpriz olmaz. Niye sürpriz olsun? Deyim yerindeyse havaya da girdi. Ha. Şimdi tabii bu takımı kim kurdu? Bizim Tamer kardeşimiz kurdu. Tamer Tuna kurdu. Evet biraz sancılı oldu. Şanssızlık oldu falan filan. İyi gitmedi. Ama ne olursa olsun Hakan Keleş de geldi. Bu takımı daha iyi bir duruma getirdi. Yani karşılıklı ama dediğin gibi burada Tamer Tuna'yı da övgüyü vereceğiz. Hakan Keleş'i de kutlayacağız. Ama asıl bu işin mimarı Mecnun Ot Yokmaz'dır, başkandır. Onu kutlarım ben. Çünkü cesaretli, büyük risktir. Yani Hakan Keleş'e takımı bırakması bir risktir. Yardımcı antrenör bırakması bir risktir. Onun için bu kumarında büyük kumardır bu. Tebrik ediyorum Mecnun Başkan'ı. Hakan Keleş de inşallah çok başarılı olur. Yarın zor bir akşam Galatasaray'ı bekliyor. Şimdi bir maç akşamı gerek yok Ertem. Şimdi zor durumda bırakmayalım Hakan'ı da. Ama dediğim gibi çok seviyorum. Çok başarılı devam ediyor. İnşallah da yarın Allah gönlüne göre versin. Sinan abicim ben de çok severim. Hakan Keleş benim 20 yıllık dostum. Gerek beyefendiliği, gerek sahadaki duruşu, gerek futbolculuk dönemindeki tarzı, teknik heyeti, teknik adamlığı inanılmaz düzgün bir insandır. Çok dürüst bir adamdır. Ankara Gücü'nün vazgeçilmesiydi ya. Vazgeçilmezdi ya. Müthiş bir adam. Futbolculuğuydu yani. Böyle hani haybeden oyuncu da değildi Hakan Keleş. Sinan abi karakteri de çok düzgün. Yani sen benden çok daha iyi tanıyorsun. Abi. Çok düzgün abi bir adam. Karaktersiz bir iki tane vardır karakteri bozuk. Onlar da bilirler kendilerini. Onun dışında bizim Bayram Bektaş olsun. Bizim Hakan Kutlu olsun. Bunlar hepsi çok iyi çocuklardır. Hep zamanında çalışan. Daha ismini şu an söyleyemedim. Yani var hepsi ya, kenarda duranlar, boşta duranlar da bir sıkıntı vardır demek ki. Evet.